Efendim, çiftçilerimize bir duyuru şeklinde şöyle bir açıklamamız olacak. Ziraat Bankası'nın 100.000 TL'ye kadar faizsiz kredileri var. 18 ay sonra ödenmesi şeklinde. Bu çiftçi için, köylü için çıkarılmış bir proje. Proje olarak adlandıralım. Çok da yerinde bir şey. Biz bundan Ziraat Odası olarak çok memnunuz. Ama bunun faizsiz olması çok yerinde. Gününün 18 aydan 24 veya 36 aya çıkarılması yönünde de bir talebimiz olabilir. Bunu inşallah yetkililer dikkate alır. Ödemelerinde çiftçimiz zorluk yaşamaz. Geçmiş yıllardaki kredilerle mukayese edersek şu anda şartlar çok daha iyi. Geçmiş yıllarda %10-15-20'lere varan faiz oranları vardı. Şimdi köylünün, çiftçinin kalkınması için, köylünün köyünde durması, hayvancılığın yerinde yapabilmesi için devletimiz sürekli projeler geliştiriyor. Bu projeler içerisinde işte bu kapsama dahil edilirse bu Ziraat Bankası'nın çıkarmış olduğu 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi bizi çok sevindirdi. Orta ölçekli veya küçük ölçekli çiftçilerimiz bundan yararlanabilir. Köyünde kalıp işte hayvancılık veya tarım işleriyle iştigal edebilir. Ama burada bu sınırın 18 aydan 24-36-8 aya uzatılması daha yerinde ve daha doğru olur. Şöyle ki bir hayvanın doğum sezonu 9-10 ay gibi bir süre. Mesela bir örnek vererek ben bunu açayım. Bir köylü 100.000 TL kredi kullandı, Ziraat Bankası'ndan gitti, bu parayla işte damızlı hayvan aldı. Bu aldığı hayvan 9 ay bir kere gebeleştirme süresi, buzağı alma süresi. Ondan sonra birkaç ayda buzağının gelişmesi, büyümesi. Biraz daha zaman olursa insan aldığı krediyle, aldığı hayvanın buzağısıyla da o krediyi ödeyebilir. Diğer parada onu vermiş olduğu emek karşılığında kendisine kalabilir. Yani hem kendi kazanmış olur hem de parasını gününde vadesinde bankaya yatırabilir. Buradaki tek sorun 18 ayın 24-36 aya çıkarılması yönünde. Yetkililerden talebimiz şudur ki mümkünse bunu 24-36 aya çıkarmaları daha yerinde, daha doğru olacak diye düşünüyorum. Peki başkanım, bu başvuru için neler gerekiyor, neler yapılması lazım? Başvuru için en önemli kriter, krediye müracaat edecek vatandaşımızın ÇKS dediğimiz çiftçi kayıt sisteminde kayıtlı olması, Türk Vetveri tabanında işletmesinin bulunması, en az 1 yıldır, 2 yıldır hayvancılıkla iştigal ediyor olduğunu gösteren bir işletme tescil belgesinin olması. Bu da tarım ilçe müdürlüklerinden temin ediliyor. Zaten vatandaşımız köylü ise, çiftçi ise otomatikmen ÇKS'si veya işletme belgesi vardır. En önemli iki unsur, birincisi işletmesinin olması, ikincisi ÇKS dediğimiz çiftçi kayıt sisteminde kayıtlı olması. Bir de kullanacağı kredinin miktarına göre ipotek verebilmesi. Yani önceden Ziraat Bankası köylüden olmadık şekilde ipotekler istiyordu. Mesela köylüden işte şehirde daire tapusu, arsa veya iş yeri, dükkan gibi şeyler isteniyordu. Şimdi bunlar kaldırıldı. Kendi köyünde veya başka bir köyde bir tarla, çayır, ev, ahır bu gibi şeylerin kullanacağı kredi miktarından biraz yüksek bir şekilde ipotek verebilmesi. Bu ikisi yerine getirildiği zaman kredisinde herhangi bir sorun çıkarılmaz. Bu da zaten olağan bir şey. Yani krediye müracaat eden bir insanın bir ipotek vermesi. Bir de müracaat ettiği konuda iştigal ediyor olması. Bunlar da çok yerinde şeyler. Bunları da herkes hemen hemen temin edebilir.